Merhaba sevgili değerli dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PlayStation 5'in Türkiye'deki çıkış fiyatından ve genel konsol düzeninden bahsedeceğiz. Yanımızda Egemen'cim ve Emir'cim var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar, sizce PlayStation 5'in Türkiye gibi 3. dünya ülkelerinde, yani döviz farkının bulunduğu ülkelerde, kur farkının bulunduğu ülkelerde 500 euro çıkışından 420 euroya çekerek bir hamle yapmasını ve 8.300 TL'ye satılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sizlere sorarak başlamak Ben istiyorum. Çok büyük bir pazar olduğunu düşünüyorum bu arada Türkiye'nin PlayStation için. Tabii ki. Çünkü büyük bir şeyimiz var, nüfusumuz var cidden. Bu kesin de. Şimdi Xbox'la aynı fiyata çıkacakları için ve Xbox da Game Pass gibi çok inanılmaz büyük bir avantajla çıkacağı için bence Türkiye'de Xbox'ın daha çok satacağını öngördüler ve bunun için bir adım attılar. Ve Şu anki çok da Xbox'ın fiyatı nedir peki, çıkış fiyatı? 9.300. Tam 300. PlayStation'ın çıkış fiyatı ise 8.300. 8.299 TL yani. Şimdi PlayStation'ın buradaki atmak istediği adım ben şu şekilde değerlendiriyorum. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, yeni nesil yüksek fiyatlı oyunlara şu şekilde bir önünü açmış olabilir. Örnek veriyorum. Ben evimde sadece PlayStation bulunduran ve bir oyun ya da iki oyun oynayan bir insanım diye düşünelim. Bu oyunları da şu şekilde şey yapalım. Mesela ben her çıkan FIFA serisini alıyorum. Doğru mu? Evet. Her çıkan FIFA serisini Veya alıyorum. PES. Veya PES veya NBA. Tek tip oyun oynayan insanlar için çok mantıklı gözüküyor. Çünkü hem konsolu hem oyunu diğer taraftaki konsol fiyatıyla almış oluyorsunuz. Çünkü çeşitli oyunlar oynayan bir kullanıcı tipi değilsiniz. Doğru mu? Fakat Evet. şöyle bir durum da var. Şimdi bu tarz düşünen kişiler zaten PlayStation ülkeye girer girmez zaten alacaklar. Ya da yurt dışından getirtecekler. Bu ne? Bu konuda sıkıntı yok. Bu tarz düşünen insan, yani bir oyun ya da iki oyun, hadi senede en fazla 3 çeşit oyun oynayan insanlar Yalnız için ben bir arada mantıklı. girebilir miyim? Tabii ki. Şöyle bir Xbox'ın artısı var. Game Pass dediğimin şeyin içinde FIFA serisi de var abi. FIFA 21 bedava. Xbox aldığın zaman yani. Direkt. Game Pass'i de 30 liraya atıyorum. Aylık 30 liraya alıyorsun. İçinde FIFA 21 dahil çok çeşitli oyunlar da var. FIFA Ama da 21'in de kendi fiyatı 400 lirayla. tam da 300 TL. Game Pass'te FIFA 21'in olduğuna emin misin? Evet eminim. Bakalım abi. Game Bakalım abi. Pass'teki oyunlara. Yoksa bu arada dediğin doğru. Benim bildiğim kadarıyla Game Pass'te FIFA yok. Bak bakalım. Oyunlara giriyorum. Konsol oyunlarına diyeceğim. Giremiyorum. Niye giremiyorum? Şuradaki oyunlara tıklayayım. Tamam, konsola tıkladım abi şimdi. Game Pass'teki konsol oyunlarına tıkladım. FIFA yok. Tamam, FIFA yoksa dediğin doğru. FIFA yok abi. Şimdi Okey. bazı bilindik oyunlar var tabi. Doom gibi, Age of Red Empires Redemption 2 gibi, gibi. Red Dead Redemption 2 gibi, Forza Motorsport 7 gibi mesela, gerçekten güzel Mükemmel oynanabilir. kaliteli. Mükemmel kalitede. Özellikle mesela Ark Survivor'a gir abi. 3-5 arkadaşınla beraber çatır çatır oyna yani. Yani Özellikle 2020'nin yılın oyunu var adı üstünde yani Red Dead Redemption 2 yılın oyunu. Minecraft bile var. Yani hiç gülmeyelim abi. Gayet de Flight Simulator var abi. Oha. Oo. Yani O oyun bu arada çok pahalı bir Flight oyun. Simulator oyunu var yani. Mantıklı düşünelim. Şimdi ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim düşünmediğimiz bir kullanıcı arayüzünü de düşünmemiz lazım. Adam sadece FIFA oynuyor. Sadece FIFA oynuyor. Yani başka hiçbir şey oynamıyor bu adam. Onun için PlayStation 5 almak daha mantıklı. O konuda sıkıntı Evet. yok zaten. Ama benim gibi Bu çeşitli arada oyunlar oynamayı araya seven girmek insanlar istiyorum. için bu daha mantıklı. Game Pass sistemi daha mantıklı normalde. 400 420 dolar
dijital olmayan versiyon, yani DVD, yani CD'li versiyonu 420 euro ile giriyor. Dijital versiyonu da var. Bunun dijital versiyonu normalde 400 eurodan çıkıyordu. Ay, 400 dolar veya 400 euro, tam emin değilim. Bu fiyattan çıkıyordu. Ona gümrük vergisi belki azalırsa diye, hani azalacak diyorlar ya, hani abi %20'ye düşecek %50'den. Bu yüzden dijital versiyonu 2020'nin sonunda, 2021 başında çıkarmaya karar verdiler. Ve hem vergi düşer, hem de bu dijital versiyona da özel Şey diyorsun, 400 lira ödesel yapmak da yerine gelirse. 400 lira yerine 320 euro gibi, 300 euro gibi, 280 euro gibi fiyattan çıkarsa diyorsun anladığım kadarıyla. Bir de gümrük vergisi düşerse 5000 TL bandında dijital versiyonu alabiliriz. Ama şöyle bir durum var. Dijital versiyonunu benim bildiğim kadarıyla PlayStation getirmeyecek. Hayır, getirecek. Ben gelmeyecek diye 2020 biliyorum. sonu dediler. 2020 sonu dediler. Ama bizim bilmediğimiz bir durum daha var. Ben bunu araştırdım. PlayStation'ın Türkiye'de yediği bir ceza var. Ney? Oyunları dijital sattığı zaman oyunların dijital versiyonuyla CD versiyonu arasındaki fiyat farkından dolayı Türkiye mahkemesinde bir ceza yemiş PlayStation mesela. Bu konuda da bir sıkıntı var. Yani şöyle yapamaz PlayStation. Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi normalde oyunun CD fiyatı örnek veriyorum ne kadar? 700 TL. Ben bu oyunu aldım. Sonra ben bu oyunu sattım. 2 ay sonra. Ve 700 aldım. Ve 300'e sattım. 250'ye sattım. Ya da bir arkadaşıma verdim, onu oynadım. Ya da kiraladım mesela. Hayır Ya abi, takas sistemi de var bu konularda. işte takas sistemine Mesela. de girebilirsin. Aynen. Demek istediğim şu. Dijital versiyonları bu yüzden fiyatı düşemiyor. Yani dijital adam mesela CD'sini 700'e sattığı bir oyunun belki dijitalini 350'ye satacak ama satamıyor. Abi yalnız sen şey dediğin üzerinden verdim ben bu örneği. Sadece FIFA oynuyor dedin ya, veya PES veya NBA. Bunun için Evet. söyledim ben. Bunun için çok daha mantıklı dijital versiyon. Hem Evet. daha ucuz. Tabii gelirse. Ben Gelmezse. gelmeyeceğini duydum. Dijital versiyonun Türkiye'ye giriş yapmayacağını duydum. Ben de 2020 sonunda gümrük vergisi düşünce 320 dolar bandına 320 gireceğini duydum. euroydu herhalde. Euro, aynen. Ya onları karıştırdım, evet. 320 bandından 20 euro bandından girerse gerçekten bu bir devrim olur. Ama şimdi şöyle bir durum var. O zamana kadar döviz de aynı oranda kalacak mı diye bir Ha, işte. yani döviz kuru aynı kalacak mı mevzusu var. Ha yine de 420 Yine eurodan de ucuz. 300 yani 420 eurodan 320 euroya düştüğünü varsayarsak ve günlük gereksinim 50'den 20'ye düştüğünü varsayarsak o Düşüşün aradaki sağlam. farkı, o aradaki farktaki döviz kurunu yememiz için büyük bir çaba büyük bir çaba göstermemiz gerekiyor yani ciddi anlamda bir devalüasyon yememiz gerekiyor yani ciddi anlamda yani. Kolay değil yani o fiyata da gelmez ha. 5000 olmaz da 5500 olur. Yine ufak bir kur farkı belki ortaya çıkar ama yine de o fiyatlara kadar düşer. Yani 8000'li, 7000'li, 6000'li fiyatları görmemiş Abi oluruz. 10 bin düşünüyorduk ya biz, yani ben 10 bin 12 bin hazırlamıştım. düşünen vardı ya. 12 bin düşünen ciddi anlamda vardı yani. Ben 10 bin düşünüp bu şekilde kendimi ayarlamıştım PlayStation 5'e. 8 bin oldu. Olur. Şimdi ben şunu görüyorum bir de. PlayStation 5'in elinde bulundurduğu bazı core oyunları var ya. Core. FIFA gibi, işte God of War Xbox'ın gibi. kendi oyunu bu arada, Microsoft'un FIFA. EA. Tamam. Core oyunları derken anlamadım ben orayı tam. Game Pass'e gelmeyen oyunlar. Yani Ha. asıl şimdi bir FIFA oyuncusu sadece FIFA oynayan bir oyuncu gidip Game Pass aldırıp Xbox aldırıp evine tıkamazsın. O adam FIFA istiyor. Evet. Ya da bir Doğru. sadece God of War bekleyen bir adamı gidip Game Pass'e sürükleyemezsin yani. Bazı insanlar da var sadece belli tabi. Mesela sadece Spider-Man için PS5 alacak çok insan var. PS5 oyunlarına da yavaştan bir göz gezdirelim. Bu arada sizin Evet. fikirlerinizi almaya devam edelim. Odada bir Aa, kişi bir de daha God of War var. 2 geliyor. Odada bir kişi daha var bu arada. Siz ne kadar sesini duymasanız da. Yaşamak değil ki bu. Abi Allah valla Allah. lafa giremedim bir türlü. Çok deli dizgin konuşuyordunuz. Ben de oturdum sizi dinliyorum.
Videoyu izlemeye gelmiş abi. Yani canlı izlemeye geldim. Canlı izlemeye gelmiş. Siz de canlı videolara dahil olmak için katıl yapmayı unutmayın. Çok büyük reklam yapıyorum yani Haluk Güzel Bey. reklam. Siz de katıl yaparsanız ve Twitch'ten abone olursanız Discord'a gelip bizim videolarımızı izleyebilir. Muhabbetlerimize dahil olabilirsiniz. Bir de bu PlayStation 5 alacaksanız ya da Xbox alacaksanız kanala da Bana abone diyorsun. katıl olun. Yani Ben aboneyim abi sonra. zenginseniz katıl olun abi. Sıkıntı yok. Neyse bu Fakirseniz de olun abi. fakirseniz olmayın abi. Fakirseniz olmayın tamam. Durumum Abi yok şimdi öyle demeyin diyorsanız ama yani. olmayın Bunu yani. zedeleyici bir tabir oldu bu. Yok abi niye olsun? Ben olmayan adamı gidip teker teker bulmuyorum ki yani. Hadi gel Daha bakayım böyle buyurun. yapmıyor muyduk? Dün akşam kimin evine bastık biz? Oo, Emir burada konuşulur mu? Ne yapıyorsun? Ay. Çok Bu arada, saçma. bu arada. Neyse Abi dur, konudan dağılmayın abi içim dur. geliyor. Şimdi PlayStation 5'e çıkan oyunlara şöyle baktığınız zaman Marvel Spider-Man oyununu çok büyük bekleyen bir kitle var. Sırf bu oyunu oynamak için PlayStation 5 Yani. alınır. Ciddi anlamda. Ondan sonra Ya abarttım, abarttım. Horizon Forbidden West var. Mesela burada çok güzel bir oyun gelecek. Harikulade bir oyun. Sonrasında şöyle baktığım zaman Demon's Souls mesela bekleniyor. Oynanacak oyunlar arasında. FIFA 21 zaten. Sadece onun için. NBA 21 zaten. Sadece onun için aldılar. S22 geliyor. Gelecek yani. O hangisi ya? PES 20, 22 abi. Ha PES 22 onu devrim diyorsun. niteliğinde bir oyun olacakmış. PES 21'i sezon update yaptılar abi. 2022'ye yeni nesile yani PlayStation 5 ve Xbox Series X'e hazırlandıkları için 21'i ucuz fiyattan sunup sadece sezon update yaptılar. Formalar değişti, transferler yapıldı. Bu şekilde Evet. geçirdiler bu sezonu. Gelecek sezon devrim niteliğinde bir oyun geliyormuş. Evet. Anlatmak istediğimiz gerekirse PlayStation 5 ve Xbox arasındaki yeni nesil ben serisinin ismini unuttum şimdi. Xbox kaçtı? Neydi? Xbox Series X. Xbox Series X arasındaki 1000 TL'lik bir fiyat farkı kullanıcının ya ben bu fiyatı iki oyun alırım gibi bir düşünce tarzına sebebiyet verebilir. Hatta Bir oyun. bir 3-4 oyun 3-4 oyun dedim pardon. 3-4 ay bekleyip sene başında dediğin gibi dijital versiyonunu bekleyip belki daha da indirimli Ama fiyattan ben bu araya 6-7 tane harikulade üst düzey oyun sığdırırım mantığında insanlar da olacaktır diye düşünüyorum. vallahi ben o mantıkta olmayacağım çünkü şöyle söyleyeyim çok güzel oyunlar var abi yani onları oynamam. Hangi oyunlar? Mesela dediğin oyunlar ve God of War 2 geliyor Part 2. Evet, şimdi sen ben ilk çıktığımda alacağım diyorsun. Onda sıkıntı yok. Bazı kesim ya ben bunu çıkar çıkmaz alacağım. Zaten şöyle bir şey var abi. İlk gelen gemiden ilk 10 bin ürün zaten sahnesinde tükenecek. O konuda bir sıkıntı yok. Yani ben Abi şunu demiyorum tükenmesin ya. benim olmam lazım. Tükenecek. Abi alınır, Hayır. alınır. Ya bizim ülkede de böyle bir sıkıntı var abi. Param yok diyenin adamın cebinden iPhone 10 çıkıyor. Yani öyle bir Aa, sıkıntı şeyle da bunu var ya. alıyorlar direkt. Yani telefonu satar alır Kredi yani. çekip. Kredi çeker alır. Şimdi öyle de bir durum var. Alım limitimiz de yükselmiş durumda fark ettiysen. Örnek veriyorum bugün Hollanda'daki bir adam ya ben oyuna 50 Euro'dan fazla vermem diyebiliyor. Ya da ya işte neymiş bir PlayStation'a 250-300 Euro'dan fazla vermem. İkinci el kovalarım, indirimini beklerim, dijital sürümünü alırım diye kendini mesela koşullayabiliyor, şartlandırabiliyor ama ya bizim ülkemizdeki hobi ve tutkunluk cidden arasındaki farkı biz Arttı. çözemiyoruz ve çıkar çıkmaz şak diye mesela alasımız geliyor bazı İşte. ürünleri. Bak sen kendi ağzınla söyledin şimdi. PlayStation'ın Türkiye'ye önem vermesinin sebebi de dediğin olabilir. Anladın mı? Hani Türkiye gerçekten çok seri alan ve çok seri seri tüketen bir ülke olduğu için buraya özel fiyatlandırmayla çıkıyor olabilirler. Ya bu pazarda tamam zaten tutunmak istiyor ama o yüzden bu indirim yaptı tabii ki bunu herkes biliyor ama şimdi gelecek yönünden baktığımız zaman da Xbox Game Pass'in de çok yeni, güzel ve bizim gibi oyunculara tabir eden bir yapısı var. Şimdi şöyle diyeyim ben sana. Yani Emir kardeşimizi
söz konusu alalım. Emir çeşitli oyunlar oynamayı seven, aylık abonelik tarzını seven Seven. bir oyuncu mesela. Bu kişi gidip ya ben PlayStation alayım da yanında iki tane oyun alayım. Demez. 2 sene bunu oynayayım diye düşünmez. Bu adam der ki ya ben Game Pass alayım 250 çeşit oyun var. Senede 30-40 tanesini rahat bitiririm diye düşünür diye düşünüyorum. Bu arada her sene yenileniyor oyunlar. Yani yeni yeni oyunlarla anlaşıyorlar. Yeni yeni oyunlar geliyor her sene. Ya Xbox benim Game bildiğim Pass'e. her ay ekleniyor yani. Durmadan ekleniyor yani. Öyle bir Evet durum da evet var. durmadan ekleniyor ve kaliteli oyunlar bunlar. Öyle şey oyunlar değil, kötü oyunlar değil yani. Ama ister istemez sayı kaç dedin son? 250 civarı mıydı? Neydi? 250 civar. 250 civarı oyun var. Mesela sırf mesela şu, abi Age of Empires 2 de varmış bu arada alınabilir. Şöyle oyunlara baktığım zaman aslında gerçekten çok güzel oyunlarda görüyorum yani ara Benim ara. bildiğim kadarıyla mesela ben PC'de de Xbox Game Pass üyeliği oluyor. Ama Oluyor. kodunuz olması gerekiyor ve 360 kod olması gerekiyor oyunları oynayabilmek içindeki diyebiliyorum. Normal bir kolla da halledersin onu ya. Onu bilmem ama Game Pass alınabiliyor diye biliyorum PC'den de. PC'de Game Pass alınabiliyor. Ben şu an bakıyorum Evet. hatta. Bende var zaten. Bak Black Desert ne abi? Online değil mi? Normal Black Desert oyunu bu. Ne? Bilmiyorum onu. Black Bilmiyorum. Desert Online gibi bir şey mi acaba bu? Ne bu? Ben de bilmiyorum. Aa, çevrim içi çok oyunculu oynamak için Xbox Live Gold gerekir. Abonelik ayrı satılır. Bak. Game Pass'ten ayrı bir abonelik mi alıyoruz buna? Bir dakika. Ne diyor? Onu tam anlamadım. Ben çok önceden yaptığım için tam hatırlamıyorum. Bu farklı bir oyun abi. Black Desert Online'la alakası yok ya. MMORPG ile alakası yok herhalde. Tam çözemedim. Neyse. Şey yapayım ben en iyisi. Ekran açayım. Sen de gör. Olur, aç aç ben de bir bakayım. Emir, daha da nasılsın? Şundan bahsediyorum Ne olsun abi. abi? Bu farklı bir oyun herhalde. Bu farklı bir oyun Bu abi. farklı bir oyunmuş. Pardon, ben çok oyunlar hakkında bilgim olmadığı için karıştırdım. Şöyle gelen oyunlara da bakalım mesela. Darksiders'ı duydum. Oynamadım. Örnek vermek gerekirse. Darksiders serisi var. Sonrasında böyle güzel Dishonored var abi. Dishonored var. Fallout 76 var. Fallout 76, evet. Farming var. New Vegas var. Farming çöp. Fallout. Farming Farming çöp abi şu 17 an. abi. 17 oynanmaz. Kusura bakmayın Fallout yani. New Vegas var bu arada. Farming'in 20'si var mı bu arada? 19'u var da. Onlar 3, 19 çıkarmışlarsa 21 çıkarırlar. Hmm, Onların 2 yıl sırası evvel. öyle gidiyor. Anladım, güzel. Goat Simulator. İyiymiş abi. Hellblade de varmış. Halo var mesela. Güzel. Halo'nun tüm serisi var herhalde. Hellblade var. Sonra bakmalıyım. Mesela şu oyun çıkar bunu. Bu 3 liralık oyun ya. Ben mi yanlış biliyorum? Bunu çık ya. Bunu sayma yani. Siz gördünüz mü? Bakayım mı abi 250 hangisi? 350'si de yani iyi olacak diye bir hal yok. Şu. Görmediniz mi? Ekran açtım bak size. Ben gördüm. Abi türünü sevene olur. Yani. Ama şimdi diğer oyunların yanında tabii bir tık düşük kalmış. Bir tık düşük. Warband da çöp bu arada. Warband var mesela. Warband çöpte mi oynayacağız? Abi hayır. Oynamayız. Hayır, bir dakika. Oyuna çöp demedim. Şu koleksiyona göre çöp dedim. Ha, Ben oyuna tamam. göre şu anda çöp falan demiyorum. Şu oyun da benim bildiğim kadarıyla pahalı bir oyun değil yani. 12,5 liralık bir oyun yani. Buna Hayır, bakılırsa. pahalılığıyla alakası yok. Oyun çöp değil yani. Oyun çok güzel bir oyun. PUBG var. Evet, var. Güzel. Yani en azından eklenmiş abi. Rampage, mobile değil. Ne mobile canım? Normal PUBG işte. Mobile zaten ücretsiz. Aa. Rise of Rome. Nedenleri Aga gülüyor. be. Bu arada Rise Son of Rome'yi bitiremediğim için cidden hüngür hüngür ağladığım, yastığımı ıslattığım doğrudur.
Rise of Ronin son bölümünü izlersin. Ne demek istediğini anlayacaksın o zaman. Teklifleri görme ya. 175 lira ne oğlum? Ne oluyor bunun? Legendary koleksiyon. Bu büyük ihtimalle Legend. DLC'li. Yok, DLC değil de büyük ihtimal online'daki itemleri falan veriyordur. Oyun online'da kullanılan Olabilir. itemleri. Ben geçen online'ına girdim abi, Tekken 7. direkt yattım aşağı. Tekken 7 var mesela. Ya abi, Game Pass birazcık daha geleceğe yatırım Elder Scrolls. yapılıyor. Geleceğe yatırım yapıyor ve genel oyuncu kitlesini elinde tutmaya çalışıyor diye düşünüyorum. PlayStation birazcık daha böyle klasik. İşte ben PlayStation'dan birazcık indirim yaptım. İşte Abi. iki oyun size beleş cebinize girecek gibi. Yani şu an biraz esnaf sistem takılıyor ama Bak. çok geleceği yokmuş gibi gözüküyor benim için PlayStation. Şöyle söyleyeyim. Abi PlayStation her zaman geleceği vardır. Sebebini söyleyeyim. Abi PlayStation, çıkalım dışarıya, tamam mı? Türkiye'de soralım. Kaç kişi Xbox biliyor diye soralım. Ol dediğinizde Türkiye'nin aklına PlayStation 5 geliyor abi. Ne dersen, ne yaparsa yapsın Xbox, ne yaparsa yapsın PlayStation 5 Sesin Türkiye'nin en çok kesiliyor. satan konsol olacak. Sesin kesiliyor. Bir Ya dakika. ben şöyle düşünüyorum. Anladın Şimdi mı dediğimi, yoksa tekrar edeyim mi? anladım. Dediğini genel mantığıyla anladım. Sen şunu diyorsun. Artık oturmuş bir PlayStation kültürü Türkiye'de var diyorsun ama bunun bir de global tarafı var. Bu adam sadece Globalde bence de Xbox. işte global artık Xbox'a dönmeye başladı ve Türkiye'deki alım gücü düştükçe insanlar artık bilinçli tüketici olmaya başladı ve fiyat performans ürünlere yönelmeye başladı. Ben sana bir örnek vereyim bu arada. Hemen kendimden örnek veriyorum. 2017 yılında ya mouse alacağım da en iyisini alayım deyip gidip 450 liraya Razer Decathlon Elite alan bir insanım. O zamanki durumum bunu karşılıyor. Ama şu anki maddi durumu karşılamadığı için gidip Rampage alan bir insanım. Şöyle göstereyim abi. Kutu açılışında yaptık. Yani 2017 yılında ben 300-350-400 lira gibi bir fiyat mouse'a verebilirken şu an 2020 yılında %200 TL arasındaki bir fiyatla mouse alıyorum. Yani Sen çoğu insan fiyat performansa dönmeye başladı demek istiyorum ben burada. şöyle söyleyeyim, haklısın. Yani bundan belki de bir sene sonra dediğin gibi çok daha önde olacak. Ama PlayStation'ın az satacağına inanmıyorum abi. Çok satacak PlayStation. Kademe kademe düşebilir. Yani şu an ben bir yılda zaten çökeceğini düşünmüyorum. Ben de diyorum ki hani önümüzdeki 5 yıl 10 yıl içinde gerçekten kendisini kötü bir gelecek bekliyor. Ya Game Pass gibi bir hamle yapması gerekiyor Microsoft gibi ya da ya bir hamle yapmasını herkes bekliyor. Şimdilik Ya. bir indirim hamlesi yaptı ama yine geleceğe yatırım olarak bir Game Pass kültürü getirebilir bize dedi diye düşünüyorum yani. Yapamaz. Yapamaz. Sebebi şunu söyleyeyim. Microsoft kadar büyük bir şirket değil bir kere. Yok. Microsoft kadar bünyesinde oyun barındırmıyor. Microsoft Yok, kadar yanlış oyun düşünüyorsun. getiremez. Şimdi Sony dediğin şirket gerçekten büyük bir şirket ve istediği zaman yani bir tane çok değil abi. Bir tane iki tane oyun yapım şirketiyle anlaşsa ve bir tanesini de satın alsa sırf kendisine her yıl 5 tane oyun çıkarttırır. Anlaştığı taraftan da çıkarttırır. Kaliteli olur mu? Olur ve EA ile de anlaşır abi. EA ile anlaşır, onunla anlaşır, onunla anlaşır. Hepsinden oynanır. Zaten Sanmam. hepsi İyiyle sanmam. oyun vermek için zaten hepsi sıraya girmiyor mu konsollara? E giriyor. Peki neden PlayStation 5 hiç EA gibi büyük bir şirketi bünyesine katmıyor abi? Çünkü Microsoft Şu salmıyor. zamana PlayStation kadar ne diyorsa iki katını veriyor. ama şu zamana kadar ihtiyacı olmadı ki bu adamın. Şu zamana kadar hep sektörün deviydi. Ama bu saatten sonra artık yavaş yavaş küçülmeye gidiliyor. Yani bu saatten sonra böyle şeyler düşünebilir zaten. Bu şey gibi düşün. Dünyanın merkezi sensen diğer yerleri Tek düşünmezsin. elde. Ha, şey diyorsun sen. Tek elde diyorsun. Zaten Artık tek tek elde elde. düşünecek. Tek elde gideceği için ya kendini reform edecek, yenilecek ya da çöküşe doğru yürüyecek. Atacak. Ki büyük bir firmanın da büyük bir pazarın da bu şekilde direkt ya siktir et biz bunlarla yarışamayız deyip bırakacağını düşünmüyorum. İlk hamleden de gördük zaten direkt 500 Euro'dan 420 Euro'ya çekmesini bizim gibi 3. dünya ülkelerinde piyasaya göre davranmasında yani ben bu piyasayı istiyorum dediğinde gördük yani diye düşünüyorum. Yani haklısın bir yana Ya kadar. sonumuzda Nintendo gibi olmasın da. Ha bugün aç Nintendo'yu yani.
Yok, Türkçe oyun yok, bir şey yok, anladın mı yani? Sonu da buna doğru gidebilir ama bir taraftan da. Onu da düşünmek lazım. Abi Nintendo. ama şimdi Abi Xbox'a bak. Nintendo'su olan var mı Xiaomi. ya? Dur gülelim biraz. Nintendo'su olan var mı abi? Ciddi anlamda ya. Merak ederek Benim var. soruyorum. Var mı lan Nintendo? Var var. Çok komik ya. Var. Değil mi? Abi şunlardan bir Vallahi. tane de bizim yok mu ya? Vallahi. Alayım şöyle. Pahalı abi. Pahalı pahalı. Ya bir Nintendo alalım ya. Vallahi. Şöyle elde saçma saçma oynayalım Ev günlerle. abi. Bek 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 Erdem de bek iyi bek. kazanıyor. Abi bir şey diyeceğim. Ben telefonla bir yarım saat bir saat takıldığım zaman böyle yoruluyorum abi. Kolum yoruluyor. Ne bileyim. Sevmiyorum. Nintendo gibi şeyleri kullanan insanlara da gerçekten buradan saygı duyuyorum. Helal olsun valla. Hiç mi Eyvallah. kolunuz, bacağınız, parmağınız ağrımıyor lan? Abi yol giderken mesela bak. Mesela bir uçak veya bir otobüs yolculuğu yapıyorsun. Ve o yolculukta gidip Witcher gibi. Witcher var mı tam bilmiyorum. Abi benim aklıma direkt Hani o tarz seri oyunlar oynamak çok hoşuma gidiyor. özel liseye karşı köprünün karşı tarafında okuyan lise öğrencilerinin elinde görüyorum ben sadece diye düşünüyorum yani. Sadece onların elinde. Eyvallah abi, eyvallah. Eyvallah, Eyvallah. eyvallah, eyvallah. Yani çocuk şimdi yolun köprüden Haklı geçene söyledi kadar şimdi yani. Haklı dedi, bir şey diyemem yani. köprüden geçene kadar bir buçuk iki saat geçtiği için okula varana E kadar bizim okulda da çok var ya bundan. Nintendo oynaması mantıklı gibime geliyor. Bu arada Egemen arkadaşlar Avrupa yakasında oturuyor. Anadolu yakasında bir özel okula gidiyor. Ben bu buradayım lan. Ne? Efendim? İzmir. İzmir. İzmir, İzmir ne? İstanbul. Çaktırma da o yüzden onun Güzel okulunda da çok bir yer abi. O fazla. yüzden burada oturuyorum. Onun izni Allah seni biliyor. Tamam lan sallamıyorum lan. Sallamayacağım lan. Önüme geldiği gibi yaşayacağım. Şimdi İzmir abi. çok daha güzel bir şehir. Türkiye'nin en güzel Ben şehridir. gelecek olarak düşündüğüm zaman Game Pass'in önünü çok açık düşünüyorum. Gerçekten bu alanda bir dev niteliğinde olacağı konusunda sinyallerini bize veriyor özellikle oyunlarıyla beraber. Witcher serisi de varmış mesela. Onu da bakalım. Bak, var. The Walking Dead serisi de varmış. Ne var? Walking Dead serisi, Witcher, Var. Bayağı çok. oyun var yani. Bayağı oyun var. Bilinen oyunların çoğu var. World War Z'den tut. Yakuza bile var yani daha ne olsun. Ark Survival Evolved falan. Ya güzel abi o alınır yani. Alınır en azından PC oyuncusu olarak düşünün kendinizi. PC oyuncusu olarak mesela şey yapabilirsiniz abi. Birkaç ay alıp deneyebilirsiniz. Zaten ilk aylığı Abi 6.99 muydu neydi? bütçem kısıtlı olsa Xbox alırım ama ben PlayStation alacağım. Çünkü ben bir PlayStation fanboyuyum. Heh onu diyecektim. Zaten PlayStation'ı şu an almak için birazcık fanboy tarzı olman gerekiyor. Çünkü şeyleri az yani. Verimi Mantık az. Xbox'a gidiyor. Mantık Xbox'a gidiyor şu an ama bir keyfim var. Ona da dokunmayın amumu dersen o zaman PlayStation'ını alır. Spider-Man'ini oynarsın ya da God of War 2'ni beklersin ya da NBA'de Her nasıl oyun basket oynayacağım. attım diye şey yaparsın yani. Abi ben FIFA'cı değilim. Bak FIFA deyip durma. PES diyeceksin. FIFA demedim, NBA dedim ama senin kulaklar FIFA da paslanmış. dedim. FIFA En demedim. başta FIFA da dedim. 30 dakika Evet öncesini mi kardeşim FIFA konuşuyoruz? diyeceğim. 30 dakika öncesini mi konuşuyoruz şu an? Ben şimdi konuştum ama. Ama yani Emircim bir karşılıksız bir konuşmacı olarak söyler misin? Ben biraz önce FIFA demedim ya. Saçmaladı ya. Abi az önce FIFA dedim. O kapak sesini duymamazlıktan geliyorum. Evet. FIFA fanboyuysanız PlayStation 5 alıp mutlu mesut hayatınıza devam etmenizi öneriyorum. Ya o kişiler hakkında zaten söylenecek bir şey yok. Adam fanboy abi. Adam alacak oynayacak yani. Bu adama biz gidip hadi Xbox al. Hadi Ark Survival'da gel de beraber ev yapalım diyemezsin yani. O adam ona oynuyor. PlayStation'da da var abi. Aa. Bu kadar da ayrımcılık yapmayın. Anladık Xbox böyle şey de. Ben yok İyi falan demedim. da. Ben yok demedim. Şunu diyorum. He. Sonuçta cüzi miktarda bütün oyunları oynuyorsun diyorum sana. Çok Mantıklı. cüzi bir ücret veriyorsun. Cidden 30 TL bugün cüzi bir ücret yani. Bayağı az bir ücret. Mesela Bayağı şimdi cüzi bu arada. Bayağı cüzi. ilk ayını da 5.90 olarak düşünürsen gayet güzel. Bilgisayarda mesela.
Arkadaşlar bence birazcık bir alt modelleri alınabilir ya. Mesela Xbox'ın bir alt modeli ne? Şu an 4000 TL civarına bulunan bir Bunu modeli. Xbox Series X'in yanında bir şey daha çıkacak Onu diye biliyorum, istemiyorum yeni ben. bir Şu anki en üst modeli, şu işte anki. ismini ben bilmiyorum abi. Dur bakalım. Vallahi Xbox bilmiyorum. Ha, yazalım. şu an Direkt Xbox çıkar. Series X. Series X diyor. One X, aynen One X. One X, One X, One X, One X. Hatta ben aramışım. Bak ismini unuttum şu an. Arkadaşlar şu an One X 1 terabayt konsol artı Battlefield 5 demiş. MediaMarkt'ta 4000 TL'yi görüyorsunuz mesela. Dur dur dur. Oyun dahil ikinci eli var. Bilgisayarımız dahil 2 TB 4K oyun. Yok şey oyun yokmuş 2 pardon. terabayt. 2 TB'lık 2 modeliymiş. terabayt ama. Aynen 2 TB. Ha 1 TB yeter bize ya. Sıfır olsun bizim olsun. Mesela Bu arada yanında Battlefield de veriliyor. Bu gayet de. Şimdi şunu demeye çalışıyorum ben. Bunda tek kol mu veriliyor? tek kol. Ben şunu Abi demeye tek çalışıyorum kollar 1000 Egemen. lira. Şimdi diyorum ki ben bu Microsoft Xbox One'ı alsam. Xbox One X. Anasını ne kadar X var ya? Sikeceğim böyle. Şimdi Microsoft Xbox One X 1 TB konsolumu aldım. Battlefield'i yanında aldım, oynadım. Neyse. Şunu diyorum ben. Şimdi buna da Game Pass'i çektim abi. Senede vereceğim para 350 lira gibi bir para. Tamam. Yeni en son nesil Xbox'a gelen oyunlar buna geliyor mu, Gelmiyor. gelmiyor mu? Gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Yeni çıkan oyunlar gelmiyor. Bir ay sonra Mesela God of geliyordur. War 2 gelmeyecek. Hayır, gelmiyor abi. Ben geliyor diye biliyorum. Gelmiyor abi. Gelmiyor mu ya? Gelmez. Bunu araştırmak lazım Gelmez abi. abi. Bunu araştırmak lazım bak. Dur. Açıklamasını yapayım. Olay şu şekil. FIFA gibi oyunlar çıkıyor. Yani FIFA optimize etmeye devam ediyor böyle büyük firmalar. Ama Battlefield gibi, God of War gibi markalar getirmiyor abi. PES gibi, FIFA gibi, NBA gibi işler tabii ki. Yani senin dediğin gibi videonun başından beri bahsettiğimiz FIFA'cı, PES'çi kesim alabilir One X. 3 yıl, 4 yıl daha idare eder. Abi ben gelir alınır diye düşünüyorum ya. Çünkü Game Pass Gelmiyor abi. sistemi burada geçerli sonuçta. Game Pass'e de bir zamanla eklenir diye düşünüyorum. Burada da Xbox One'la oynanır diye düşünüyorum. Oğlum senin dediğin zaten FIFA dediğin şey dediğin Xbox One'a çıkmıyor ki. Ben onları konuşmuyorum ki. Nasıl Xbox bana çıkmıyor? Çıkıyor mu? Ne çıkmıyor dedin abi? Sen Xbox One'a FIFA çıkıyor Game mu? Pass'ten Game Pass'ten bahsetmiyorum. Normal. Ben gelip evet bu çıkıyor. Xbox bana bunu yükleyebiliyor muyum? Oynayabiliyor muyum Evet. onda? Evet. Bir de öyle bir durum. Mesela PlayStation 3'te bile şu an PES 16'ya kadar var. Optimize ediyorlar yani eski nesil konsolu. Mesela bunun zaman şu an 2020'deyiz. 2023'e kadar FIFA oyuncusuysan seni götürür bir konsol. Ondan sonra yeni konsol alman gerekir ama. Hani bir nesil geriden gelirsin gibi düşün. Aynen bir Konsol nesil. olarak. Ama onu bir araştırmak, bakmak lazım arkadaşlar. Cidden bu konuyu da biraz etraflı araştırıp bir videosunu yapmayı düşünüyorum şu an. Yeni nesil oyunların bir eski nesil konsolla oynanabilir mi? Ne kadar oynanabilir? Ne kadar destekler? Fiyatlandırma konusu nasıl olur? Hangi konsollara gelir? Bunun bir araştırmasını yapalım, videosunu çekelim diye düşünüyorum. Çünkü karışık bir konu. Ne yapacağım ben de bilmiyorum şu konuda. Arkadaşlar bence bir tık eski konsol, eğer bütün yeni gelen oyunlar eski konsolda geliyorsa alınabilir, oynanabilir diye düşünüyorum. Yani. Çünkü arada ciddi bir fiyat farkı var. Fiyat performans olarak düşündüğün 9000 zaman, ile 4000. yani fiyat performans olarak düşündüğün zaman bir eski konsol almak da mantıklı olabilir diye düşünüyorum. PS5'in sektöre giriş için yaptığı atılım gerçekten takdire şayan. Tabii oyun fiyatlarında bu durumu görebilir miyiz, göremez miyiz? Bunu bize gelecek günlerde Şu an için. göreceğiz. Bir de şu anki çıkış Şu an fiyatı için tabii ki diyorsun. 8.299 TL. Zamanla kurdan ya da ekstra vergi gibi durumlar olursa fiyat farkı da oluşacak. Evet. Yani bu şu anlık çıkışı sadece. Peki ben şey konusunu merak ediyorum.
Konsollarda ben kayıt alabilir miyim? Mesela bir yayıncı Evet, olarak. kalıyorsun abi. Özel Alabiliyorsun. programları var. Özel programları var bunların. Kendimi çekebiliyor muyum? Aynı bir bilgisayardaki OBS gibi bir kayıt alabilir miyim? İşin saçma tarafı Evet, da alabilirsin. buradan başlıyor. Yani ne kadar konsolunuz olursa olsun bir PC'niz olması gerekiyor benim gibi bir eğer yayın ya da YouTube işi yapıyorsanız. Çünkü Adobe Premiere Pro kullanıyorsunuz. Photoshop kullanıyorsunuz. YouTube Abi falan bir filan. yayıncıysan zaten ikisi birden olacak. PlayStation oyuncusuysan ve oyunlarını çekiyorsan ya da çok temiz bir PC toplayacaksın. Her şeyini orada halledeceksin. İkisinden biri. Aynen. Ama ben olsam işlemcisi iyi. Dan dedik bir tane olsun diye konulmuş. RAM'i de iyi böyle. Bir tane PC alırım. Yanına da PlayStation'ımı çekerim. Buradan kaydımı yaparım. Diğer tarafta düzenler. PC'mi de Hallederim diyorsun. hallederim. Oradan gönderirim. Aynen öyle. Peki şöyle bir şey düşünebilir miyiz? Bu iş için 15.000 TL bütçesi olan bir vatandaş bugün yeni bir Xbox alsa, yanına Game Pass'ini çekse, onun yanına da ekran dahil 7.000 liraya şöyle orta üstü düzey bir PC'sini dizip 5 megabit uploadlı bir evde otursa bu işi çok rahat yapar. Yani 15 bine bu Çok işi rahat yapar. çok rahat yapar. Bir dükkan açmış gibi düşün yani. Gerçekten çok rahat Çok yapar. rahat yapar. Ondan sonrası artık kitlenin onu tutup tutmamasına bağlı. Bizimki gibi tutmazsa Bir de zevki. Bir de şey var abi yani. Seyir zevki. Seyir zevkiyle de Muhabbeti. bitmiyor. Çevre lazım. Muhabbeti. Yayıncı ise çevre lazım. YouTuber'sa boost lazım, buff lazım. Hani 15.000'i sen 16.000 yap. 1.000 lira da reklama kullan kardeşim. Abi, boost'la Büyürsün. olmuyor ama bazı şeyler. Olur. Bak. Olur. Vallahi ne insanlar gördük boost'la ne noktalara gelen. Oluyor kardeşim. Çok da güzel oluyor. Çok da güzel oluyor yani. Bir senin Elimde de pembe komedin kalem var yok. ya bu arada elimde de. Neyse. Mizahın yoksa. Lan var abi. Mesela ben bir video izlerken gülmek isterim. Ama Gülemiyorsam o adama editörü var vurmam. adamın. Editörü var. Ve çok güzel editörlük yapıyor. Adam bok Tamam. ama editörü gerçekten çok iyi. O adamı uçurur. Bu kadar net söylüyorum bak. Tamam, editörü yani şey diyorsun. Büyük Adam fark. davar ama editörü sağlam mizacı. O zaman da yürür, evet. Mizaha da gerek yok. Editörü düzgün yerleri katladığı zaman, kestiği zaman o bile yeterli yani. Ben böyle bir şey olacağım. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Ya Ben ben de kendim. espri böyle güzel mizah olmadığı sürece ben bir adama abone olmam. Ya zaten artık Yani iş zevk aboneden vermiyorsa çıkıyor izlemem, da sevmem. iş artık aboneden çıkıyor da ufak tefek takipçi buff'u, ufak tefek izleyici buff'u, ufak tefek işte o bu şu. Yani belli bir noktaya getirip tanıdık çevreden de sponsor alarak zaten yani izleyici izlemese bile O kesin. büyüyebilen kesim var bir de yani. Öyle bir kesim var yani. Öyle bir durum da var. Adam mesela komedili O ya da kesin bu arada. oyunun içiyle bir alakası yok ama tanıdığı firmalar vesilesiyle, tanıdığı arkadaşlar vesilesiyle bu sektöre giriş yapan insanlar da oluyor tabii. Ha, buna yapacak bir şey yok. Nasıl hanımını sekreteri yapan bir ülkede yaşıyorsak aynı şekilde bu alanda da torpil yapılması gayet doğal diye düşünüyorum. Yani insanlar bu şekilde Her düşünüyor. yerde ya, her Her yerde. yerde. PlayStation bu adımını ben gerçekten alkışlıyorum. Helal olsun. İndirimi çok sağlam yaptı. Beklenmiyordu. Yani aklımızda 10-12 bin fiyatlar düşünürken 8.300'e PlayStation 5 çıkartıp ben de bu sektörde bir söz sahibiyim. Bu sektörün babası benim demesi En azından Türkiye'de. en azından Türkiye'de ben bu sektörün hala tutucu tarafı olmak istiyorum demesi gerçekten mantıklı. İleride de Game Pass gibi bir özellik PlayStation tarafından beklenebilir diye düşünüyorum. Eklenmeli. Hatta şey bile olabilir. Google Stadia gibi yayın organı yapabilir bile yani. Belki çok ileride. Yani belki bir iki yıl içinde Neden bunun olmasın? altyapısını tutturabilse belki yapabilir diye düşünüyorum. Tabii bir de o Google Stadia gibi canlı yani siz sadece bir ekran ve basit bir PC'niz olduğu zaman YouTube'dan oyun oynama olayları da
Tabii daha ülkemize gelmedi ama giderek yaygınlaşan ve önü açık bir teknoloji. Belki onu da zamanla getirebilirler. Yalnız O da çok geleceğe büyük bir kesinlikle teknoloji bu arada yani. Çok güzel bir şey yani. Düşünsene PC dizmiyorsun. sadece internetin çok iyi olacak. İnternetin çok iyi olacak. Aynen. Downlink'in kesinlikle elinin altına düşmemeli diye biliyorum ben. Evet. Öyle bir internette yapabilirsin. Böyle 60 FPS sabit bir oyun oynamak istiyorsan evet. Evet, 60 FPS, 1080 piksel, 50 downlight'ın olsa gayet de yeterli olur. Ve işin saçma tarafı upload'un da bir önemi yok. Evet. Upload'un 3-4 megabit de olsa yetiyor. Upload Upload'ı önemli. ilgilendiren bir şey yok. Aslında bir Android TV'den de yapabilirsin. İlla bir yani bilgisayarın Oyunlarını yap. olması şartı da yok işin garip Evet. tarafı. Sadece Xbox koluyla ve internetle oluyor bu iş Abi bir de işin güzel diye tarafı. biliyorum. Android TV'm var, Xbox kolum var, YouTube kanalım var. Oynadığın oyunu direkt Evet. servis edebiliyorsun zaten bir de öyle bir durum da var. Google Stadia gibi şeylerde. Aslında aradan PC'yi kaldıran bir teknoloji. Yani sadece oyun oynayıp yayını yapan insanlar için, editör gibi diğer uğraşlara girmeyen insanlar için hem yayını yapabilir hem de o çektiğin oyunu direkt YouTube kanalında paylaşabiliyorsun. Abi Herhangi arada çok araya güvenilir bir bir PC editör. gerekmiyor yani onu demeye çalışıyorum. Çok güvenilir bir editörün varsa da çok güveniyorsan bir basit bir laptopu alıp abi PC5'ten çekip editörüne yollaman direkt o da yani her şeyini yapıp sonra YouTube'a sallansa bu şekilde de yani sadece PlayStation 5 için halletmiş olursun diye düşünüyorum. Ya da Google Stadia ile dediğin gibi. Zaten editör Sen ne olarak düşünüyorsun? kanala ekleyebiliyorsun. Benim bildiğim kadarıyla sadece video yükleme yapıyor. Yani paylaşma gibi işlere Oo, o karışamıyor. zaman O neden tarz şey. PC'ye gerek var ki daha deminki hesaplama? Abi zaten işte işin saçma tarafı burada 2000 liraya başlıyor. bir tane. Ben ekranımı açtım. Oyun kolumu aldım. Ekran dediğim şey televizyon. Android TV'mi açtım. Oyunumu açtım. Yayınımı açtım. Oynuyorum. Bir taraftan yayınımı yapabiliyorum. Bir taraftan video halinde YouTube kanalıma da yükleyebiliyorum onu. İşin işte böyle bir teknoloji var ortada zaten. Şu an çoğu ülkede devreye girmiş. Türkiye hala gelmemiş ama düşün yani sadece bir televizyondan aslında benim ne editöre ihtiyacım var, ne bilgisayara ihtiyacım var, ne bir şeye ihtiyacım var. En fazla bir küçük resim yapmak için herhalde telefon programı kullanırım şöyle. Böyle. Ya bilgisayarı kaldır at yani. Gayet çok güzel bir şey. Umarım o da kendini kanıtlar zamanla diye düşünüyorum. Konudan konuya Ha, atladık. yalnız Türkiye'deyiz. Türkiye'deyiz. Yani öyle bir 50 download internet çok zor olur diye düşünüyorum. Yani sabit olur diye düşünüyorum. Ben bu konuda şöyle bir cevap vereceğim. Şimdi biz internet altyapısı konusunda yani bir kısım tam geri kalmış bir ülkeyiz ama şöyle bir durum da var. Bu konuda hızlı gelişiyoruz bence. Ben şöyle bir örnek vereceğim. Ben mesela şu anki bulunduğum evimde 8 megabit internet bulunurken aradan geçen bir 5 yıl sonrasında gerçek 3-5 yıl sonrasında işte Antalya'da bulunduğum süreden sonra buraya döndüğüm zaman bana direkt 35 megabit internet verebilirler. Yani demek ki bir yenileme çalışması var yani o 8'den 35'e çıkması. Ve şu an 47 destekliyor benim hattım. 50'yi alamıyorum. Bu demek oluyor ki yakın zamanda belki fiberde getirebilirler yani. Altyapı olarak ben geliştiğimizi düşünüyorum. Gelişiyoruz. Ama ne zaman her Ama ne yerde zaman yani? sabit olacak Ama 50? ne zaman? Aynen. 50'yi geçtim. Zaten yeni bir kablo düşerse direkt 100'ü verirler büyük ihtimal. 50'de kalmaz yani. Çünkü zaten şu an çoğu hat 35'i destekliyor. Direkt 50'ye çekerler diye tahmin ediyorum ben. Şey 100'e pardon. Yani yeni döşenir yani direkt yeni kablo döşenir yani. Evet, mantıklı. Şu an Avrupa'nın her yeri mesela fiber kablo döşeniyor. Deli gibi fiber kablo döşeniyor. Orada çalışan bir akrabam var. Çatır çutur döşüyormuş yani her gün. Abi konumuzla alakası yok da ben sana bir şey sormak istiyorum. Evet, saçmalardan seçmiyorum. Bu dakikadan sonra videoyu kapatabilirsiniz. Sor. Abi 300 Hz monitör hakkında ne düşünüyorsun? 300 Hz monitörler artık Avrupa'da yaygınlaşmaya başladı. Bu konu hakkında değerli iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Bu konuyu başka bir yılda değerlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü ben 30 Hz'de oynuyorum. Özür dilerim maalesef. 30 Hz mi? Sikerim belanı. Aga be. 30 değil, Ne 60 mı yapalım? lan bu? 30 Hz alalım lan. 60 60 Abi pardon 30 Hz pardon. monitör mü var Tamam lan? 60 Hz 60 Hz. Özür. 30 Hz tüplü televizyon anasını satayım. Tamam. 60 Hz oyun oynuyorum abi. 120 Hz'i daha göremedim. Adam bana 300 soruyor. Buradan bir tanesiyle yapıştıracağım neyse. Ben abi bu arada yakın zamanda 300 Hz motorları sipariş vermeye hazırlanıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi zenginin malı yine züğürdün çenesini yordu. Uzun bir program oldu. Gerçekten. Güzelce konuştuk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kısaca Game Pass, PlayStation 5'in çıkış fiyatı ve iki tarafın core oyunları gibi bazı konuları inceledik beraber, muhabbet ettik. Eski tip Ateş attı zıbap. bir tık eski tip konsol alınır mı? Bu konuda da fikirlerimizi bir sonraki bölümümüzde değerlendireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Derdim var 3 son buldu. PlayStation 5'i direkt alıyorsanız ve oyunları alıyorsanız zenginseniz katkı yaparsanız sevinirim. Hoşça kalın. Bye bye. Ben yapmıyorum. Seni Allah bildiği gibi yapsın.